hikayeni dinle. Anlatılan bizim hikayemiz. Yusuf atıldı. Evdeki Bugün karşı arsaya yığılı kalasları kaldırdılar. Kocaman kamyonlar onca kalası iki saat içinde aldı gitti. Hiç ayrılmadım pencereden. Annem bir iki kere ne oturuyorsun? Ortalık süpürülecek. Dedi. Aldırmadım. On yıl önceki arsayı düşündüm durdum. Okul dönüşü bu pencereden top oynayan çocuklara bakardım. Kız, koca mı arıyorsun orada? Derdi annem. Utanırdım. On yıl önce annemi de severdim. Hem böyle kasabanın insanlarından korkmazdım. Ben de onlar gibiydim. Erkeklerin yanında uslu uslu oturur, kadınların dedikodusunu dinlerdim. Okulu bitirdiğim yıl karşıya kalasları yığdılar. Arsa sesini yitirdi. Pencereden hep o kalasları gördüm yıllarca. Kışın üstlerine kar yağdı, yazın güneşte esmer esmer yandılar. Bugün kaldırdılar onları. Şimdi içimde bir umut var. Top oynamaya gelecek çocukları bekliyorum. Annem aşağıdan Yemek hazır diye bağırdı. Acıkmadım daha. Bekleme sen ye. Dedim. Sokağa bakıyorum. Tek tük geçenler var. Çoğu kadın. Yüzleri asık, adımları sert. Bir yerden kavgadan geliyorlar ya da bir yere kavgaya gidiyorlar sanırsın. Köz köz yürüyorlar. Hepsi de kendine güvenen kişiler belli. Kusur bağışlayacak göz yok bunlarda. Büzülüyorum. İçimi bir korku kaplıyor. Şu tokmak gibi herif bizim sokakta oturan kasap değil mi? Öğle yemeğine geliyor olmalı. Kime bırakmış dükkanı? E yetişkin çırakları vardır elbet. Ceketi yamalı bir adama kemikli yerinden yarım kilo eti onlar yutturur şimdi. Bu adamla maskılar mı acaba? Bir kadın geçiyor. Tanırım onu. Evleri bize yakın. Kocası bir bankada çalışıyormuş. Kıp kırmızı boyanmış. Neler söylüyorlar onun için şu komşu kadınlar. Ne kötü şeyler. İnanamıyorum onlara. Hep birbirini çekiştirirler. Gözleri ışıldar anlatırken. Onların yanındayken kalkıp gitmekten korkarım. Gider gitmez beni çekiştirecekler sanırım. İnanmıyorum onlara ama bu kadını da sevmiyorum. Çok konuşur. Ara sıra bize gelir. Bizimki dediği kocasını anlatırken bir bakışı vardır bana. Evlenmedin diye eğlenir gibi. Acır gibi bir bakış. Sinirlendirir beni. Yine de bir şey demem. Anlamamış gibi dururum. O boyuna konuşur. Müdürlere gitmişler geçen Bir kızları var kardeş. Bu kadar da olur mu? Neredeyse kucağına oturacak bizimkini. O kadına da acırım ben, şu kadına da, kendime de. Neden bu daracık kasabadayız biz? Yoksa bütün dünya böyle mi? Kitapların dediği yalan mı? Kapı açıldı. Baktım annem. Canım sıkıldı. Ne işi var burada? Yanımda olmadı mı serin kanlı düşünüyorum. Acıyorum ona. Yaşlı kadın. Onun dünyası da bir türlü diyorum. Yanıma geldi mi tepem atıyor. Ayıpmış. Umrumda değil. Sedire oturdu. Yarın Fatma Hanımlar gelecekmiş seni görmeye. Dedi. Yarın evde yokum ben. Nereye gideceksin? Hiç. Ama yokum evde. Çıkamam. Kaç kere söyledim sana. Evlenmek istemiyorum ben. El alem ne diyor biliyor musun? Eksiği var onun diyor. Ne derlerse desinler. İstemiyorum. Kaçıncı bu? Üstüme varma benim. Kaçarım bak. Satarım babamdan kalan bağ tarlayı. Alır başımı kaçarım. Gözleri büyüdü. Kalktı kapıyı çarptı gitti. Dışarıdan sesini duyuyorum. Rezil etmişim onu ele güne. Herkes kendini düşünüyor. İleniyor bana. Sesinden belli ağlıyor da. Ben de ağlamak istiyorum. Kiminle evleneceğim bu kasabada? Kim anlatıyordu geçen de? İçip içip gecenin bir vakti gelir eve. Ayağını önüme uzatır. Çıkar şunları der leş gibi kokar ayakları. İçim bulanıyor. Nasıl yatılır böyle bir adamla? Sokak kapısı açılıp kapandı. Eğildim baktım, annem. Kim bilir hangi koca karıya gidiyor. Yakınacak benden, içini dökecek, rahatlayacak. Bense hep burada kalacağım kendi kendimle. İnsan kendini acır mı? Ben acıyorum. Kalktım aşağı indim, ayak yoluna girdim. Çıkınca mutfakta ellerimi sabunladım. Yemek dolabında taze baklayla pilav var. Bir tabakta yoğurt. Yoğurtla pilav yedim biraz. Pilav soğumuş. Olsun. Soğunu severim ben. Sonra yine odama çıktım. Şimdi daha yiyeceğim. Dolaptan bir kitap aldım. Sedir'e uzandım. İlk yaprakta dayımın adı yazılı. Çoğu onun bu kitapların. Bana verdi. İki yıl İngiltere'de okumuş. Bana İngilizce öğretirdi. Severdi beni. Kız, erkek olsaydın seni oraya yollardım derdi. Babamı hiç bilmiyorum. Dayım da liseyi bitirdiğim yıl öldü. Zaten her şey o yıl olmadı mı? Kalaslar bile o yıl geldi arsaya. Nice sonra kapı çalındı. Kitabı kapayıp kalktım. Ayaklarım uyuşmuş. Annem anahtarı mı unuttu acaba? Basamaklardan ağır ağır indim. Necati mi yoksa? Ara sıra gelir İngilizce ödevlerini yaptırır. Kapıyı açtım. Oymuş. Dümdüz saramış saçlarını. Sarı yüzünde hep o ergenlikler. Nasılsın abla? Dedi. İyiyim. Girsene. Girdi kapıyı kapadım. Halam nerede? diye sordu. Bilmem, komşuya geçmiştir. Dayımın oğlu bu Necati. Babasından öğrendiğimi oğluna satıyorum. Yukarı çıktık. Sakal tıraşı da mı oluyor ne? Kötü kötü kokuyor. Baktım, burun kanatları oynuyor, kokluyor. Bu oda evde kalmış kıza kokar sanırım. Alışmışım ben, duymuyorum. Masanın önünde oturdum. Otursana dedim. Karşıma oturdu. Kitabını defterini masaya koydu. Bu yıl sık sık geliyor bize Necati. Eskiden pek uğramazdı. Hem üstünde bir sıkılganlık. Odaya girince hem seviniyor hem utanıyor gibi. Ödev mi var dedim. Evet dedi. Kitaba uzandı. Biliyor musun? Karşı karsadan kalasları taşıdılar. Eskiden çocuklar top oynardı orada, dedim. Sahi, dedi. O yana baktı. Söyleyeyim arkadaşlara, biz de gelir oynarız. Kitabı defteri açtı, çalışmaya başladık. Ben okurken farkındaydım, dinlemiyor pek. Şurama burama bakıyor. En çoğu da göğsüme. Alt dudağı ağır ağır sarkıyor. Hele gözlerindeki bulaşık bakış. Bu mu istek dedikleri? Kitabı uzattım. Şimdi sen oku bakalım, dedim. Toplandı. Önce dudağa geldi yerine ama gözlerindeki o, o bulaşıklık güç arındı. Okuması kötü değil. Ben gözlerine bakıyorum. Yeşil. Yeşil ya. Çipil bir yeşil bu. Tatsız. Nasıl denir? İşte kurbağa yeşili. Soğuk. Ergenlikleri de var ince keskin dudakları. Ne çirkin çocuk. Çirkin ama bir çocuk körpeliği var onda. Ya da bir genç erkek duyarlılığı. Bacağımı ondan yana uzatsam diyorum, uzattım. Kıpır derken dizi bacağıma süründü. Bir kelimeyi yanlış okudu. İyi bak o kelimeye, dedim. Düzeltti. Yüzüne kan çıkıyor. Şimdi kalksam arkasına geçsem, kitaba eğilsem, göğsümü sırtına bastırsam, Kurt diyemiyorum. Ağır bir hava var odada. Oysa ilk yaz daha bungum, ağır, sıkıntılı bir hava. Necati hep okuyor kurbağa sesi gibi. Nasıl da benziyor kurbağaya. Bir tiksinti, bir bulantı kabarıyor içimde. Kendimden iğreniyorum. Ses kesildi. Kalktım. Pencereyi açtım. Şu sıkıntılı hava da Bugün hastayım ben Necati dedim. Sen gelmeden yatıyordum. Okuyuşun çok iyi. Çevirisini sen kendin yaparsın. Kalktı. Peki abla, dedi. Gözlerinde o bulaşıklık yok artık. Hava kararırken annem geldi. Aşağı indim. Mutfak masasında yemek yedik, hiç konuşmadık. Evin içinde, yalnız bulaşık çanaklara, musluktan damlayan suyun sesi var. Şıp. Neden böyle olduk biz? Ana kız değil sanki yabancıyız. Sebebi ne bunun? Garip töreleriyle bu kasaba mı? Başkaları ne der tasası mı? Yemekten sonra radyo dinledim. Geç yattım. Yatakta kendi kendime yalnızım. Uyuyamıyorum. Oda karanlık. Panjurlar kapalı. Gene de bir çocuk ağlaması duyuluyor. Uzak çok uzak bir yerden gelir gibi, sıkıntılı. Sanki gelecek günlerini alıyor. İçim daralıyor, yorganın altına büzülüyorum. İyi şeyler düşünmek istiyorum. Uyusam da bari düşte çıksam bu kasap Olmuyor. Biliyorum bu gece uykumda üstüme bir kurbağa sıçrayacak. Uzanıp uzanıp öpmeye çalışacak beni. Dışarıdan ayak sesleri geliyor. Bir sarhoş bağırıyor. Uy koca çarıklı Allah uy diyor. Neden tam burada bağırdı bu adam? Korkuyorum. Öyle bitkin, öyle çelimsizim ki. Şimdi insanlar bana ne isterlerse yapabilirler. Sarhoş pencereyi açıp yanıma uzanabilir. Ama gelmiyor. Sesi uzaklaştı. Köprüye varmıştır. Ne dediği anlaşılmıyor. Yalnız sıkıntılı, adamın içini kurutan uzun bir... Sesi duyuluyor.